Merhabalar, bugün ekspertizde şase kontrolünün önemini ve şaselerin nasıl kontrol edileceğinden bahsedeceğiz. Genellikle kendiniz araç aldığınızda ya da bir ustaya kontrol ettirdiğinizde şaseler sadece üstten kontrol ediliyor. Şaseleri bir lifle kaldırıp alttan kontrol etmekle üstten kontrol etmek arasında çok büyük fark var. Detayları zaten birazdan videomuzda göreceksiniz. İlk önce üstten gördüğümüz kadarını göstereceğiz. Sonra alttan kontrolünü geçeceğiz ki aradaki farkı net olarak görebilin. Bu arada videoya başlamadan hemen hatırlatmamızı yapalım. Araç alımlarınızda otonomi ekspertizi olarak uygun fiyatlar ve garantili ekspertizde bu tarz kontrolleri firmamızda detaylı olarak yaptırmanızı öneriyoruz. Şimdi kontrollerimize geçelim. Şaseleri kontrol ederken alttan lif yardımıyla kontrol etmek daha sağlıklı olur her zaman. Çünkü üstten şu şekilde gösterelim. Her zaman net göremeyebilirsiniz. Kablolar, hortumlar, aracın diğer teferruatlar olduğu için bir lif yardımıyla bir ekspertizde alttan kontrol etmek daha sağlıklı olur. Bazen başımıza geliyor çünkü galerici arabasını satarken üstten bakmış sadece şaselere. Herhangi bir problem görülmüyor üstten baktığında ama lifi kaldırdığımızda altında şasede ezik veya işlem var dediğimiz zaman bunun farkına varıyor. Evet, şimdi lif yardımıyla aracımızın şaselerine alttan da bakacağız. Üstten baktık, herhangi bir problem görmedik ama daha net görmek için alttan bakmak her zaman daha sağlıklıdır. Aracın altından şaseleri baştan sona kadar net bir şekilde bir ışık yardımıyla herhangi bir ezilme, herhangi bir işlem var mı diye net görebiliriz. Dediğimiz gibi aracı alttan bu şekilde bir ışık yardımıyla şaseleri kontrol etmeniz daha sağlıklı olur. Şu şekilde baştan sona kadar, arka bagaj havuzuna kadar kontrol edebilirsiniz. Arka şase uçlarımız göründüğü gibi herhangi bir katlama, herhangi bir ezik görünmüyor. Gayet normal fabrikasyon şeklinde duruyor. Ama aracın üstten bakarak motor kabutunu açıp net bir şekilde şaseleri görme veya anlama şansımız olmaz. Her zaman alttan da bakmak sağlıklıdır. İki şekilde de bakalım. Kısaca özetlememiz gerekirse dışarıda bir tamirhanede bir kaporta boya ustası tarafından yapılan ekspertizlerde yüzeysel ya da aracın üst kısmından bu işlemlere ve bu kontrollere bakılacağı için özellikle şase uç kısımlarında ya da panellerinde olan minimal hasarlar gözden kaçabiliyor. Bu da genellikle araç alıcılarına mağduriyet yaşatabiliyor aracı satarken. Bu tarz mağduriyetler yaşamamak için doğru şase kontrollerini bir ekspertizde yaptırmak faydanız olacaktır. Garantili bir şekilde ekonomik fiyatlarla aldığınız araçlara detaylı olarak şase kontrolleri yapmaktayız. Hem iç hem dış hem kaynaklı parça. Bu videoda sadece şaseye odaklandık ama daha detaylı aracın tüm kaynaklı parçalarına bakılmakta. İkinci el araç alım durumlarında otonomi ekspertize tüm detaylı kontrol ve garantili ekspertiz için hepinizi bekleriz. Sağlıklı günler dileriz.